Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Türk Kur'an Dünyamız, hoş geldiniz. Hoş geldiniz, yüreğimdesiniz. Kardeşlerim, karındaşlarım, mini düğünlerim. Esen boğsun, esen boğu. Saygılarımı sunarım Türk Kur'an Dünyamıza. Saygılarımı sunarım. Bugün biz sorular üzerine bugün biraz şey konuşacağız arkadaşlar. Ukrayna. Ukrayna'yı konuşacağız. Tarihi olarak Ukraynalar kimdir? Ukraynalar kimdir? Onları konuşacağız. Biz bahsedelim çünkü bayağı soran arkadaşlarımız var yani. Çok sordular. Bize cevap verin. Arkadaşlar, ileriki zamanda şu anda çevirisini yaptım. Hazarlar yayına girecek yani. Hazarlar serisi girecek yani. Aynı şey gibi yani. Aynı Gokmagoklar gibi. Seri biçimde girecektir bu yayınlar. Daha önce söylemiştim size. Ulaştığım çok sayıda kaynak vardır. Çok sayıda ulaştığım orijinal kaynaklar vardır yani. Porgenet'ten tutun da İbni Hafkan'a kadar bir sürü çok insanlar vardır. İnanılmaz. Tarihi belgeler vardır. Bu Hazar İmparatorluğu'nu anlatacağım yani. Anlatacağım. Kısa kısa. Çünkü söylemiştim ya size. Normalde çevirisi yapmam gereken aşağı yukarı 3000 tane kitap var yani. 3000'den fazla kitap vardır. Ki bunlar hepsi yazılmıştır yani. Batılılar tarafından, gezginler tarafından, haritacılar tarafından. İşte siz söyleyin Vatikan tarafından yazılmış çok kitaplar vardır. Hazarlar hakkında. Bunu anlatacağız ya. Çevirilerine başladım. Yavaş yavaş çeviriyorum böyle. Çeviriyorum. Güzel. Bunlar güzel şeyler. Dedim ya. Dünya tarihi Türk Turan'a başlar. Çünkü Türk Turan'ı kaldırdığı zaman dünyada tarih diye bir şey kalmaz. İşte bunlardan bir tanesi de Hazarlardır ya. Hazarlardır. Diğer adları neydi? Gokmagoklar. Yecüc Mecücler. Yazın bir kenara. Arkadaşlar, Ukrayna o zamanlar Hazar Hanlığı'nın yani. Hazar İmparatorluğu'nun bir parçasıdır. Kiev yani. Bugün dediğimiz Kiev buranın bir parçasıdır. Ben kısa olarak bunu anlatayım. Bunu bilsin arkadaşlar bize. Ukrayna'yı oluşturan siz söyleyin boylar, beyler, yani beylikler şunlardır. Kozaklar, diğer adıyla Sirkasyenler yani Çerkezler. Kumanlar, Türkmenler. Daha başka Sabirler. Bakın arkadaşlar, teker teker sayıyorum. Ukrayna öz bir Türk devletidir ya. Türk Turan devletidir. Türkmenler var dedik, sayıyoruz yani. Çok yani oraya gidip yerleşen beyliklerimiz vardır. Vardı. Aslında bunun başlangıcı, söylemiştik ya, bunun başlangıcı Moskova'nın kurulmasına kadar gider. Bu da milattan önce 800'de olmuştu biliyorsunuz, milattan önce. Çünkü yayınlarda anlatıyoruz yani, Turan'ı Moskova'da anlatıyoruz çünkü. Onun için. Çünkü Turan'ı Moskova'da inanılmaz bir araştırmadır. 25 sene boyunca bütün batılı bilim adamlarının araştırmış olduğu ırk araştırmasıdır Turan'ı Moskova'lılar. Çin'den başlamıştır Amerika'ya kadar arkadaşlar ya. Avrupa'yı hepsini araştırmışlar teker teker. 25 sene boyunca. Bütün budun betimcilerle beraber. İşte anlatıyoruz onu görüyorsunuz ya. Onların hepsini bir kenara yazın. Hepsini güzel bir kenara yazın. Onlar çok önemli bilgiler ya. Korkunç bilgilerdir onlar. Dünyada duyamayacağın şeyler arkadaşlar. Dünyada duyamazsınız onları ya. İşte Ukrayna. O zamanki ismi Kiev ya. Çünkü o zaman Ukrayna'da devlet yok. Ama Hazar Hanlığı'na bağlı bir yer yani. Daha sonraları işte bu Moskova'nın içinde yer almıştır. Moskova'nın parçasıydı yani. Parçasıydı. Özü Türk Turan'dır. Ukrayna'nın özü. Özü. Hatta bu Ukrayna'da maalesef daha önce bir yayında anlatmıştım ben yani.
Holodomor olayı vardı. Yani. Holodomor olayı 1932-33 senesinde yani. 32-33 senesinde ölen aşağı yukarı arkadaşlar 5 milyon insan vardır yani. 5 milyona yakın insan ölmüştür maalesef. Ne acıdır. Yani kahredici bir şeydir. Ölenler hepsi Türk Turan'dı bunlar işte. Açlıktan, sefaletten, soğuktan ölen insanlar. Holodomor. 1932-1933. Bilinçli olarak yapılmıştı. Bilinçli olarak yapılmıştı maalesef. Maalesef, maalesef. İşte oradaki insanlar da bizim insanımızdı ya. Oradaki insanlar da hep bizim insanımızdı. Hepsi Türk Turan'dı bunlar. Ben her zaman söyledim ya. Her zaman söyledim. Her zaman ölen Türk Turan olmuş. Hep ölen Türk Turan olmuş. Zaten bu konuda da fazla bilgimiz yoktu. Müslüman dünyası olarak söylüyorum. Müslüman dünyası fazla bilgimiz yoktu. Türkler olarak. Ama onlar da öz kardeşimizdi. Tıpkı Aşkenaz Türkleri gibi. Onlar da Yahudiydi. Din olarak. Düşün işte. Hep bizi böyle bölmüşlerdi. Bölmüşlerdi. İşte Budist, Hristiyan, Müslüman, Yahudi diye hepsi bölmüşlerdi bizi. Maalesef hep olan bize olmuştu. Hep bize olmuştu yani. Ona hep Türk Turan'a olmuştu. İşte Ukrayna hatta Hazar Hanı Obeyda, Obeyda Han milattan sonra yani, milattan sonra 787 yılında 787 yılında 8. Jan, Papa Jan oraya bir ekiple gider arkadaşlar. Hazar Hanlığı'na ekiple gider yani. Ekiple gider. Ekiplerin içinde de bayağı şey var söyleyeyim yani. Çok kardinallar var yani. Kardinal takımına gidiyor. Bu ileriki zamanda Hazarlar da gelir yani. Ekibiyle gidiyor ya. Yani Papa 8. Jan Obeyda'ya şunu söylüyor. Şunu söylüyor. Bize müsaade eder misiniz diyor. Bize müsaade eder misiniz? Burada evangelizmi yayacağız yani. Evangelizmi yayabilir miyiz? İnsanlara müsaade eder misiniz der. Hatta Obeyda 787 yılında izin verir bunlara yani. İzin verir Papa 8. Jan'a. 8. Jan da en sevdiği kardinalını yani en sevdiği kardinalını seçer Kiev'e gönderir. Ukrayna yani. Şimdi şu an o zamanki isim Kiev yani. Kiev'e gönderir. Bu kardinalın ismi o zaman kardinalın ismi Saint-Cyril. 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 Aziz Kiril'dir. Aziz Kiril'dir. İşte evangelizmi yaydığı yer Kiev'dir. 787 yılında başlar. 787 yılında başlar. 791 yılında da bak 791 yılında da Kiril alfabesini yazar. Kiril alfabesini yazar işte arkadaşlar. Kiril alfabesinin çıktığı tarihte bu tarihtir. İşte bu tarihtir. İşte Türk Turan'ın parçalanmasından bir tanesi de budur işte. Parçalanmasından bitti yani. Sebep olacak şeylerden bir tanesi de Kiril alfabesidir. Buna müsaade veren de Obeyda'dır. Obeyda'nın görüyorsunuz. Çünkü bir taraftan Arap alfabesi vardır Müslümanlar arasında. Çünkü Hazarların içinde Müslümanlar da var. Onlar da Arap alfabesine geçerler. Görüyor musunuz? Dedim ya. Her taraftan işte müsaade verir zaman Obeyda sonuç böyle oluyor. Sonuç böyle oluyor. Hatta o zamanlar şeyler çok karşı çıkarlar yani. Oğuzların 19. boyu olan peçenekler çok karşı çıkarlar. Obeyda Han'a derler yapma etme. Etme yapma derler. Müsaade etme. Yarın der birbirimize gireceğiz der ya bu dinler yüzünden der. Peçenekler söyler arkadaşlar peçenekler. Ama Obeyda Han'a der ki hoşgörülü olalım. Der bütün dinlere müsaade verirse, müsamaha gösterir. Çünkü peçenekler der ki bizim zaten kendi bir inancımız vardır ya. Bizim köklerin inancımız var zaten. Doğanın inancımız var. Yarın hepimiz birbirimize düşeriz der yani peçenekler.
İşte sonucu siz görün. Peçenekler ne demişler o zamanlar? Sonucu siz görün ya. Tabii işte burada Hristiyanlığın yayılması, evangelizmin yayılması. Burada çok büyük etkenleri rol almışlar arkadaşlar. Çünkü burada entrikalar da dayanmamıştır. İleriki zamanda entrikalar olacak çünkü. Özellikle Hazar Hanı'nın yıkılmasından sonra. Çünkü Hazar Hanı'nın yıkılması da işte 1016'lara geliyor yani. 1016'lara geliyor. Çünkü Hazar İmparatorluğu arkadaşlar. Zaten Hazarlar biz hepimiz yani. Hepimiz. Bütün Rusya ya. Bütün Rusya diyorum. Çin var içinde. Dedim ya hepsi var. Çünkü Rusya'nın içine yerleşmeleri. Çünkü aynı zamanda Hazarlar Polonya'yı da kurmuşlardır. Yani. Polonya'yı da kurmuşlardır. Ona da müsaade etmişlerdir yani. Çünkü Polonya biliyorsun Sarmatların yeridir ya. Yani. Hepimiz aynı kökümüz aynıdır ya. Yani. Sonra bunlar Leh diyor ya. Yani. Lehler ya. Yani. Hatta 700 yanılmıyorsam 760 yılında da 760 yılında da Hürrikovitsi İsveçli 3 tane prensten biri sonra Hürrikovitsi müsaade verirler ki Slav prensliğini kursun diye. İsveç'tir ha. Novgorod'da. Buna da müsaade gösterir. Hazarlardır. Yakında değil mi? İleriki zamanda bütün şeyleri anlatırız ya. Çünkü kısa kısa hepsi zaten gelir yani. Çünkü Hazarlar ise değil mi? Bütün kurulan devletler var yani. Nereye gitti bunlar? Nereye yerleştiler? Çok önemli. Çünkü Hazarların korkunç bir önemi vardı yani. Korkunç. İnanılmaz arkadaşlar yani. Zaten Batı'da çoğu insan dedim ya soy hep Hazar'a gider yani. Dedi ki hepsi bunlar Hazarlar işte. Avarlar, Hunlar, Sarmatlar. Dedim, hepsi Tatar, İskit'tir bunlar arkadaşlar. Göktürk'tür. Hepsi bunlar. Unutmayın. Bunlar içinde Gotlar var. Dedi ki Ostrogotlar var. Vandallar var. O din ne diyorsun işte? Hepsi arkadaşlar. Adamlar bunları çok güzel yazmışlar, çıkartmışlar bazen. 6. yüzyıl, 7. yüzyıl, 8. yüzyıl ya. Peker teker yazmışlar ya. Ama bu bizim maalesef ülkemizde, özellikle arkadaşlar Müslüman dünyamızda bu tarihler öğretilmedi ya. Müslüman Türk dünyasında bu tarihler öğretilmedi. Hele özellikle Hazarlardan hep kaçıldı ya. Hazar tarihinin her zaman kaçmışlardır. Ama Batı'da hep yazmışlar bak. Batı'da hep yazmışlar. Çünkü niye biliyor? Ya kardeşim Batı zaten yerleşen. Amakaçoğlu yerleşen zaten Hazarlı hepsi ya. Çoğunun kökeni hepsi Hazarlara çıkar. Ya. Tabii Ukrayna'nın şey olması işte bu dinlerin içinde, evangelizm içinde daha sonra işte Rusya ile beraber Moskova diyorsun. Çünkü onların da 980'de Ortodoksluğu kabul etmesi. İçeride bir sürü çok entrikalar olmuştur. Arkadaşlar. Hani dedik ya dinler arası, mezhepler arası, tarikatlar arası. Yani çok şeyler de olmuştur. İnce detaylar vardır burada yani. Detaylar. Sonra siz şöyle işte dedim ya buranın hep yönetimleri hep Tatarlardaydı ya. Hep onu söyleyeceğim. Sonra kardeşler dedim işte yani. Kaldırlar Moğollar işte. Altın ordunun orada olması, bütün orada düzenli olması, burada insanların dinlere girmesi, mezheplere girmesi, Türklerin ya, hepsi Türktür bunlar arkadaşlar, hepsi Türk'tür. Bunlar içinde Finlilerin olması işte, İsveçlilerin, bütün İskandinavya'nın ya, Almanya'nın, hepsi. Ama dedim hep biz bir sabit bir yerde kalmışız. Öyle bir sabit yerde kalmışız ki Müslüman dünyadaki Türkler sadece Türkleri Müslüman olarak görüyor. Başka bir şey yok ya. Müslüman Türkleri yok. Ben her zaman söylüyorum arkadaşlar. Her zaman da söylemeye devam edeceğim. Dünyada 6,5 milyardan fazla insan soyu Türk Turan'dır. 6,5 milyardan fazla. İşte dedim ya tarih gerçekten öğretilseydi bunlar olmazdı. Kimse de vesvese yapmazdı.
Yapmaz. İşte onu söylüyorum yani. Çünkü hepimiz tarihimizi bilirdik. Ona göre, geleceğimize yön verirdik ya. Ama öğretilmedi maalesef. Zaten dedik yani bu dinlerin hepsinin de amacı da yani Türklüğü Turan'ı yok etmek için yani. Söylemeyecek yani. Türklükten Turan'dan bahsedilmeyecek. İşte bu soruyu soran arkadaşımız, bundan cevabını almıştır. Ukrayna dediğim gibi öz ve öz Türkleridir ya. Öz ve öz Türkleridir arkadaşlar. Aynı Rusların olduğu gibi. Hiç fark etmez ya. Hiç. Dedim bahsedelim çünkü insanımız bilmiyor yani. İnsanımız, çoğu insanımız Ukraynalı'nın Türk olduğunu bilmiyor. Adamlar yazmışlardı. Batılı bütün tarihleri yazmış. Onlardan çıkartıyoruz ya. Ve bu tarihde saklamışlar adamları. Oradaki prensiplerin nasıl kurulduğunu hepsini teker teker yazmışlar. Belirtmişler ya. İnce noktasına kadar ya. Hatta diyorum entrikalarla yazmışlar ya. Dedim ya yolumuz çok uzun. Yani Türk Turan tarihi inanılmaz arkadaşlar. İnanılmaz. Yani benim gibi yüzlerce binlerce insan olmaz lazım ya. Çünkü içinde belki yüz binlerce ters çıkar ya. Düşünün ben hep daldan dala atlıyorum. Eline imkan verdiğim müddetçe. Ya şunu da anlat. Bazen sorular geliyor işte bu şekilde. Sizi de aydınlatmaya çalışıyorum yani. Bakın diyorum işte durum böyle. Durumdan ibaret. Çünkü biz hepimiz, dedim ya hepimiz kardeş. Hepimiz. Kaççı sarsız arkadaşlar bu. Hepimiz o Türklük dedik ya her zaman ulu çınardır. Onun dalları budaklarıyız yani. Bütün oradaki boylar, beyler hepsi. Bu bugün de bu olay değildir. Arkadaşlar yüz binlerce yıldan beri geliyor. Bunu hepimiz bileceğiz. Bütün Türk Turan diyoruz bilecek. Diyoruz ya. Türk Turan'dır yani. Ukraynalılar unutmayın. Ukrayna'nın özü Türk Turan'dır. Hepsi. Her ne dinde olursa olsunlar onlar bizim kardeşlerimizdir işte. Bunu bileceğiz. Arkadaşlar. Aynı şekil Ruslar da senin öz öz kardeşindir. Tıpkı Çinlilerde olduğu gibi ya. Dedim ya. İşte tarih öğretilseydi. Gerçek tarih öğretilseydi. Bambaşka şey olurdu. Bambaşka. Ulan 80 senemiz heba oldu ya. 82 senemiz yani düşün. Niye her zaman söyledik ya. Neden? Bu Türk Turan tarihi izlendi ya. İşte bundan dolayı arkadaşlar. Dedim ya Cengiz Altın çıkar gelir. Takır takır hepsini çıkartır ya. Anlatır bütün dünyaya ya. Çünkü dedim ya Atatürk'e borcumdur bu. Çünkü o başlatmış hepsini ya. Neyin ne olduğunu çok iyi de biliyordu ya. Ya bu tip sorular da güzel oluyor. Hoşuma gidiyor. İşte vaktim olduğu müddetçe. Çünkü zamanım yok ya. Yani fırsat buldukça elinden geldiği kadar anlatmaya çalışıyorum. Zaten bu anlattığım şeyler ilk zamanda bazı yayınlarda da geçer ya. Yayınlarda muhakkak Hazar yayınları falan geçer. Bu da ne oluyor? Ön hazırlık gibi. Fena değildi. Hiç de fena değildi. Ön hazırlık oluyor. Güzel. Arkadaşımız, soruyu soran arkadaşlarımız da cevabını almışlardır. Daha çok orada yaşayan insanların hepsi bizdendir ya. İşte bundan sonra hep birbirimizden haberdar olacağız. Bütün Türk Turan dünyamız birbirimizden haberdar olacak. Çünkü adamlar yazmışlar kardeşim. O zamanlar zaten insanların yaşadığı o tarihlerde yaşayan 6, 7, 8, 9, 100. Ya dünyanın nüfusu 300 milyon, 400 milyon fazla insan yok zaten ya. Ya 1700'de Çin'i yazmışlar. 1700 yılında dedim ya. Claude de Vizelou. Bakın ya. Hepsi teke teke çıkartmışlar. Ya. O zaman dünyanın nüfusu 600 milyon kişi ya. Bir de bunlar yazan hepsi matematikçi insanlar ya. Bir de oralarda kalırlar 25, 30 sene, 40 sene. Mehmetçe yazmışlar. Türk Turan'dır. O kadar. Ben burada hepsi teşekkür ediyorum. Başka bir yayında görüşmek üzere. Hoşça kalın. Yüreğimdesiniz. Türk Turan duyamız yüreğimdesiniz. Hoşça kalın.